Merhaba, tarçın sever olarak bu videoyu sizler için hazırladım. Tarçın konusunu gözden geçireceğiz. Tarçın karabiberden sonra en sık kullanılan baharat. İlginç bir aroması var, bundan vazgeçmek pek mümkün değil. Ama acaba tarçın hakkında ne biliyoruz? İsterseniz gelin onu bir gözden geçirelim. Acaba hangi tarçını kullanıyoruz? Burada iki farklı tarçın var. İçinde ne var? Aktif maddesi nedir? Faydaları ve zararları nedir? Uyarılarımızı yapacağız. Bir de aynı zamanda dozu ne kadar kullanmalıyız? Maksimum ne kadar tarçın kullanabiliriz? Bir diğer önemli konu da tarçın zayıflatıyor mu? Tarçınlı su biliyorsunuz bu aralar popüler. Bir kere her şeyden evvel bizim kullandığımız tarçın Çin tarçını, yani Kasya tarçını. Ceylan tarçını ise daha pahalı, 3-4 kat daha fazla pahalı. İkisinin arasında bazı farklar var. Ceylan tarçının özelliği daha açık renkli olması ve aynı zamanda kolay kırılabilir olması ve bol katmanlı olması. Buna karşın Çin tarçınına baktığınız zaman daha koyu olduğunu görüyorsunuz ve taş gibi sert. Bir diğer önemli özellik ise bu tarçın bitkisinin kabuğu 35 derecede ısıtıldığı için böyle büzüşüyor ve katlanıyor. Asıl bunun sebebi de bu. Peki gelin bakalım acaba tarçınla ilgili konularda ne gibi konulara değinmemiz gerekiyor? Tarçın içinde bir takım aldehitler var. Bunlar aromasını ve kokusunu veriyor. Bir de metil hidroksikalkon polimeri denilen bir madde var. Bu da insülin sentezine yardımcı. Zaten bunun yanında şeker hastalığında önemli özelliği var. Tanin ve flavonoidler ve de kumarin var. Kumarin kan sulandırıcı bir ilaç aslında. Fakat bunun yanında da kumarin konusunda bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Çünkü karaciğer hasarına neden olabiliyor, hatta kanser yaptığı söyleniyor. Ve tahmin edebileceğiniz üzere bizim sık kullandığımız kasya tarçınında, yani Çin tarçınında kumarin daha fazla. Tarçının faydalarını şöyle kısaca bir gözden geçirelim. İltihap giderici etkileri var, antioksidan etkileri var, bakteri ve virüs enfeksiyonlarına karşı yardımcı, kötü kolesterolü ve trigliseritleri düşürüyor, kanserden koruyucu etkisi biraz deneysel, kan şekerini düşürüyor. İşte en önemli nokta da bu, kan şekerini düşürmesi. Peki kan şekerini düşürürken nasıl yapıyor bunu? Bir kere her şeyden evvel insülinin etkisini 20 kat kadar arttırdığı saptanmış. Ve aynı zamanda insülin sentezini de arttırıyor. Aynı zamanda glukozun bağırsaklardan emilimini sağlayan enzimleri etkisizleştiriyor. Böylelikle glukoz da vücudunuza fazla girmiyor. Böylelikle hem şeker alımınız azalıyor, hem insülin aracılığıyla da kan şekeriniz düşürülüyor. Zararları konusunda kumarini söyledik, karaciğer hasarını söyledik. Bir de YouTube'da ölme garantili tarçın challenge var. Gerçekten bu doğru. Kuru yemek çok tehlikeli, kalıcı akciğer hasarı yapabiliyor, yara yapabiliyor ve tablet olarak bir hafta kullananlarda bile karaciğer hasarı meydana gelmiş. Onun için bu tarçın challenge'ına bence hiç girmeyin. Kan şekerini hızla düşürdüğünden dolayı demek ki şeker önlediği saptanmış, ama ilaç kullananlar, özellikle insülin kullananlar fazla kullanıyorlarsa ilaç dozlarına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Biliyorsunuz kan şekeri düşüklüğü oldukça tehlikeli. Bir çay kaşığı Çin tarçında 5 mg kumogen var. Buna karşılık Ceylan tarçında hiç yok. 60 kilo için ideal bir çay kaşığı tarçın yeterli. Yani bunu aşmadığınız süreç içerisinde karaciğer problemlerinden korkmanıza hiç gerek yok. Tarçın ve tarçınlı su zayıflatır mı? Bu konuda iki tane çalışma buldum. Fakat bu iki çalışma farklı. Bir tanesi de tarçını tablet, yani takviye olarak kullanmışlar. Diğerinde ise bal ve bazı maddelerle karıştırmışlar. Tabii ki asıl hedef bu ne? Şeker hastalığının önlemede. Özellikle tip 2 diyabetin önlenmesinde faydalı olduğu bulunmuş. Buna karşın az miktarda da olsa kiloda bir miktar düşüş var, yağ oranı azalmış. Ama güvenilirliği tartışmalı diyor yazarlar. Neden? Çünkü bir çalışma 12 kişilik, bir çalışma 65 kişilik. Yani yeterli veri elimizde yok. Ben genellikle tarçını yoğurtla beraber veya bir miktar balla ve kahvenin içerisinde de kullanıyorum. Bu oldukça güzel. Bazen çayın içerisinde de çubuk olarak da kullanabiliyorum. Yeşil elma ve tarçın doygunluk sağlamak açısından ideal bir şey. Özellikle onu tavsiye ederim. Tabii ki bol tarçınlı bir elmalı keke de kimse hayır diyemez. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.